Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sabah saat 4-5 lira. Saat 4-5 lira. Dura dura Anadolu turumuza hoş geldiniz. Biz kış yapacağız. Sürücü Kuş Denetleme Bakanlığı'ndan gelmişiz biz bu programa. Ara yollardan gidip lezzetler tadacağız. Anadolu'nun kalbine dokunacağım. Anadolu ile konuşacağım. Anadolu'nun kalbine dokunmak istiyorsan bu videoya like at. Orada bazı halkın sorunlarına değineceğim. Soracağım. Ne sorunuz var abi diyeceğim. O da çözeceğim. Allah. Çözeceğim sanıp bazı cevaplar verecek. Abi ne yapayım? Vallahi büyük sorunlarım varmış. Görüşürüz abicim. Gideceğim. Olmamışsa olmamış. Bu videoda Orkun'la Merve de eğitimde evet. Olacaklar. Onları da uzaktan izleyip hoca istifleyeceğim onlara. Bakacağız böyle. Böyle bakacağım onlara. Bu biraz patlatalım. Bu gidemiyor gibi oldu. Biz 1250 cc geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar, bu sefer biraz çeteyi büyüttük. 40 yaş üstü çete 40 kişiye ulaştı. Çıkartma yapıyorlar, çabuk gidelim. Eskinin süvarileri gibiyiz şu an ya. Şuraya bak ya. Orkun Bey kayıttasınız ha. Sesin geliyordur inşallah. Sesin geliyor ama senin sesin nasıl gelecek içeriden? Buradan kaydediyor sesimi. Ay, hocam, teknoloji yani. Kullanıyorum bütün faydalarını. Hiç öyle şey yok. Son 45 dakikamı şunu birbirine bağlamakla geçirdim. Erkan Hoca, brief verir. Yağ gibi görünüyor yalnız. Evet, çok. Hoca diyor, trafik kurallarına uyun diyor ama 5 kilometre sınır aşabiliriz. Erkan Hoca'nın bakayım doğru brief veriyorum diye bir bakayım. Saçmalama ne doğru brief veriyorum Erkan Hoca'ya. Erkan Hoca denetleme bakanlığı. Konforlu hissedin dedi. Mantıklı bulundu. Hemen şu anda size konforlu hissetme yapıyorum bakın. İğrenç bir hayat gibi oldu bu. Gerçekten iğrenç bir hayat. Ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan rüzgar başlayacak, bizi duyamayacaksınız. Ben de kapatıyorum. Bakın bunlar Yunanistan sinekleri. Onlar ülkeye giriş yapmış, kaçacaklar. Uluslararası sinek taşımacılığı. Bayağı buğu yapıyor bu arada benim. Buğu vizörlerini takmanın vakti gelmiş. Buğu yaptığın hiç hoş değil yalnız hava. Ay Ceyda. Farkında mısın? Orkunlar yok. Aa. Nasıl yok ya? Milyonluk YouTuber'ı kaybettik. 10 milyon takipçi onu arıyorum. Nerede? Gelmedi. Yok Ceyda, gerçekten yok. Ne oldu insanlara? Işıklarda bekliyorum. Oh! Geğirdim. Geğirdin mi? Buraya atalım. Kaskımın içinde geğirdim. Atmayalım. Işıklarda mı bekliyorlar acaba? Niye beklesinler ki ışıklarda ya? Işık kırmızı yanmıştır karıcığım. Bekliyorlardır. Mantıklı olur. Ne kadar kırmızı yanabilir bir ışık? Birazdan geçmesi gerekir. Doğru. Arkadaşlar kaybolduk biliyor musunuz? Grubun arkasında kaldık ve yetişemiyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır sürüyoruz. Kimse yok. Geride kaldık resmen. Bu kadar mı fark eder? Allah'ım. Ha, ben konuma bakacaktım. Bak, ne yapıyorsun peki şu an? Fotoğraf çektiğimi. Ya Rabbim. Look at this man. Look at this. Oğlum nerede bu insanlar ya? Al işte. Aha, bulduk. Çok şükür. Ha, bu bizim grubu. Berkan Hoca çoktan gitmiş. Ya, inekler. İnek boys. O zaman biz burada inek. Hatırlıyor musunuz burayı? Look at this. Look at this. Look at that manzara. Beni bir salçalı tostu da çek. Aha, this much it. Everyone's like... Yakışıyor mu koskoca adam? Arkada eğitim var. Seviyorum bu grupları, bu sürüşleri. Eskişehir'i de çok özledim Ceyda. Bildiğiniz gibi buranın ayranı meşhur. İzmir'in İtimat ayranı. Bulunduğumuz köyünün en güzel ayranı. Köy mü? Köy. Köy. Köyümüzün adı neydi? Buracık. Burada Buracık var. Mıydı? Tam Buracık'ta bekliyoruz. Yarabbim. Köyümüzün adı ne? Boyalıcaymış. He. Şimdi bize bir salçalı tost var dendi. Biz çok bu iyi. Salçalı tost için 2,5 saattir yol geliyoruz. Yiyip geri dönüyormuşsun değil mi? Devamlı geri döneceğim yani. Briefini verdi mi? Daha vermedi. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi senin azarlarını dinlerken oturalım, biz de biraz dinleyelim. Ne azarı ya? Bizim çay gelmiş, ben şey yapayım. Kız var bak, çekim yapıyorken burada şey yaptık. Grubun detayını bozduk. Grubun akışını bozduk. Orkun tabii kamera seviyor Lover. Biz de böyle, biz de alışkanlık. Kamera gördüğümüzde hemen gidiyoruz. Arkadaşlar yağmura yakalandık şu anda. Eyvahlar. Yandık, olaya bak ya, yağmura geldik. Çok. Bu grup çok hızlı, bu grup çok sert. Bu grup aksiyon dolu. Come on. Beni bir çek yağmur modunda. Fena yağmur yağıyor ya. Hello. Çaskale. Fırkatkale. Şöyle geç. Geçiyorum bacım. Geç. Trafik polislerine hep özenirim. Böyle yaparlar ya. Beklesen geliyor. O sırada sen beklersin. Allah'ım ne olacak acaba? Okey, yağmur gitti. Sıkıntı bitti. Arkadaşlar Bilecik'e geldik şu anda. Burada canlar var mı acaba? Burada canlar var mı? Biz onu nereden bilecek? Bilecikli canları yoruma bekliyorum.
Aa, can kuru yemiş, koş. Hakikaten can kuru yemiş. Ne demişti çocuk gördüğünde? Orkun Işıkmak. Ha, Orkun Işıkmak kardeşim eğitimini alıyor. Ayranını içiyor. Ayranını içiyor, eğitimini alıyor. Güvende misin artık? Güvendeyim artık. Merve de yazık, ekmek ayran yiyor şeyli gibi. Merve'ye yemek buldum, ekmek ayran veriyor ya. Kızarmış dondurma varmış bir yerde bu arada. Oraya gideceğiz mi? Tescillenmişmiş. Buradan sonra oraya gideceğiz. Çok merak ediyorum. Kesin mi? Evet, kesin. Sana bunu söylemek istemezdim ama kızarmış dondurma bir Çin tatlısı aşkım. Ama bu başka bir şekilde yapılıyormuş. Ceyda'yı sonunda oturabileceği bir motor bulduk galiba. Ceyda'nın korkusu ne biliyor musun? Neden parmak ucuyla basayım ki diyor. Biliyorum. Kablom takıldı. Beni bir Özge'nin motoruyla çek. Arkamda Ceyda olmayınca daha hızlı gidebileceğim için daha mutluyum, anlatabiliyor muyum? Tek derdim o. Gel. Durdum. Arı geldi. Bak geldi gene bak. Ne arıyorsun burada? Yapma Ceyda ya. Of. Aa, köprüden geçeceğiz. Çok severim yavrum, çok severim. Burası aşağı köymüş Ceyda'cığım. Ama yukarı doğru çıkıyoruz. Ya. Köydeyiz, kızarmış çok dondurma. Çok köydeyiz ya. Bayağı çok köydeyiz bak. Ballı kızarmış dondurma. Nasıl, içi sert. Evet, bildiğin gibi. Oo, çok değişik. Dondurma bayağı içi katı. Şeye benziyor, kadayıf gibi işte. Normalde Çinliler yapar da böyle bir şey değil o. Beğendin mi? Beğendim. Şöyle bir mekan. Bakın. Yol. Köy. Kafe. Okun 1,5 pide yemiş, 2 ayran içmiş, bir de üstüne kızarmış dondurma yemiş. Merve'ye de ucundan biraz vermiş. Öyle diyorlar. Biraz ufaktan vermiş. Halen yiyor. Abi onu yiyecek misin dedi önündekine. Yemeyeceğim Orkun dedi. Tamam abi dedi derken de ağzına attı. Fırat'ın sürüşünü izledik. Ben hocanın arkasındaydım. Biraz evet. Onu değerlendirdik. Tam bir rosto eğitimine uygunsun. Rosto değil yavrum, rospa. He, rospa. Rosto eğitimi. Hocam bu sürüşümde eksiklerim nelerdi? İleri planlamıyor, ileriyi düşünemiyorsun bir kere. Bu arada en az 3 haftadır takip ediyor, yorum atıyor, like atıyor. Onlar candır. Zaten zildirimleri, bildirimleri açıktır. Bir de cancıklar vardırlar. Gelirler videoya, izlerler. Arkadaşlar ne derler, ben bu videoyu izledim. Takip bile etmezler. Bunlar cancıktır. Canlar ileri sürüş seviyede motor sürücüsüyken, riderken cancıkları trafik polisi habire çevirip ceza yazıyor. Hoş böyle. Yeni gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Abone olduğunuz için çok teşekkürler. Umarım videolardan keyif alırsınız. Bu arada like atalım arkadaşlar. Orkun diye de bir YouTuber arkadaşımız var. İsterseniz onun kanalını takip edebilirsiniz. Yani. Tabii. Ona da destek olmak isteriz. Hadi be arkadaşlar. 11 milyon olması da çok az kaldı be. Allah aşkına bir el atalım ya arkadaşlar. Orkun candır. Bak Orkun yine birilerinin motoruna salça oluyor ya. Her motora bir başındasın. Sen satacaksın ya değil mi sen? Hayır, benim motoru satmıyorum. Benim şimdi Multistrada'm vardı. Onu satacaksın. Ben onu satışa koydum. Tamam. Bir tane Afrika TV'ni aldım. Bekleyemedim. Tutamadım kendimi. Ama şimdi Afrika TV'ni aldığımdan böyle gece dönüyor böyle kafamda. GS alsaydım. Sonra bir gün sonra de. Sen video koydun. Aha GS alsaydım çok güzelmiş dedim. Bence senin güzel ama. Dedim. Hatta bu rengi en iyisi. Bu daha güzel. Doblomu satacakmışım gibi miyim? 5 dakika bak ben şuyum. Almazsa benim Doblo'yu satayım. Aynen. Dahil oldum, dinle, uzaktan duydum. Sen gel. Bak. Şimdi bunun üstüne Fırat oturduğu için fiyat bir kere 50 bin lira düştü. Benim yumuşacık popom var ya. O kadar yumuşak ki hiç zarar vermemiştir. Bak bunu al git, pişman olmaz. Bak sana bunu tamam, 600 bine veririm. Üstüne... 600 mü? Ne yapıyorsun Ceyda? Ne yaptın ya? Doğru, biz böyle... tok satıcıyız. Sen bunu al git dedim, almadı. Aa, ne güzel bir yer burası. Allah, üşüyorum tamam. Sen de benzin al gelmişken bence. Yok ya, ben ileriden alırım 66 kilometre. Emin misin? Eminim. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. How you like that? Evet, Eskişehir'e geldik canlarım. Eski. Öğrenci dostu, uygun, fiyatlı, ortamları çok keyifli, düzgün sosyal aktiviteleri var. Yemekler muazzam kalite. Evet, yemekleri çok lezzetli gerçekten. İttiremiyorum ki, ayaklarım kayıyor. Hocam beni nereye attın ya? Motoru soktu bir yere bak ya. Ben şuradan eşyalarımızı alayım. Otele girer girmez Badire yaşadım. Bak Allah aşkına bak. Şuradan giriyordum, tamam mı? Elimde kahve. Ceyda bir şey söyledi. Efendim dedim. Geri döndüm. Elimde kahveyle şöyle kapı kapalı. Boom diye vurdum. Sonuç. Rezillik. Otelin ortasında çişimi yapmışım gibi oldu. Eskişehir'e geldi. Ünlü YouTuber çişini yaptı. Dikkat et abi, ben döktüm abi. Evet, doğru yerdeyim. Herkes burada toplanmış. Bakayım çay var mı? Kahve var mı? Yandım anam.
TikTokçuları. TikTokçuları. Ceyda'nın açılışını çok komik yapmamış mı orada? Diye çığlık atıyor. Abi videoda senle ben yokuz. Evet. Video Ceyda'nın videosu. Ben kendimi de anlayamadım bazen. Bu ben miydim acaba? Başkasını izliyorum falan. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Anlamadım. Sen pro modu alıyor musun? Almıyorsun. Almıyorum. Ben ne pro? Ben pro muyum? Ben amatörüm. Amatör çekiyorum. Çekerken yüzden. Pro modu al. Yalnız çok güzel mekan ya. İçeride de çekemeyeceğiz çünkü telif yiyeceğiz. Müzik gerçekten efsane bir müzik. Abi düğün var aşağıda. Mekan şık. Mekan akıyor. Motosiklet çeteleri toplanmış. Bu tarafta son sofa da bu tarafta başka bir şeymiş gibi. Ama order tabağıyla mı? Tabii böyle. Barış imzalıyorlar çünkü. Güney yakası benim, kuzey yakası senin. Toplantıyı başlatıyorum arkadaşlar. Çok şıkmış ama ya. Senlik değil yavrum, et geldi. Altına patates püresini, yanındaki brokolisini ye, etlerini bana bırak. Yakışıklığına bakın ya şimdi. Bugün ben yakışıklı boys. Yine giydi kırmızılar yakıştı, bunu çıkarmaz artık. Bütün bir yıl gene bunu giyer. Yavrum sıcaklar geliyor. Öyle mi? Look at this. Ben senin köftenden yiyeceğim. Hayır. Yavrum iki tane yer var lan. Yavrum bari biraz sonra. Sen aç kaldı. Sen çıkışta mantıcıya gidelim. Olur. İşte bir yemeğin gerçekten olması gerektiği bölümü geldi arkadaşlar. Tadına bak hadi. Sufle pek sevmem ama güzel. Utku en sevdiğin şeyi yiyorum kardeşim, sufle. Çabuk ye. Heyecanlanıyorum şu an. Çok güzel. Burada bir dondurma var. Burada da bir dondurma var. Benimki niye boş abi? Benim niye dondurmam yok abi? Utku, bedduaların ha. Hayret bir şey, kıskanç herif. Orada kim bilir neler yiyorsun. Benim niye dondurmam yok ya? Biz erken kaçtık. Orkunları bıraktık şimdi. Biz de odamıza gidiyoruz. Bir de ben pişik oldum arkadaşlar. Yok. Motorda uzun süre sürünce. Ama oldum Ceyda, yalan yok. Herkesin başına gelebilir. Altıma içlik giymiştim üşürüm diye. Şu hareket bir sağa kay, bir sola kay. Göbek hareketleri derken alttan pişik yapmış. O zaman şöyle yapalım bak. Böyle biz yatağa yatalım. Kalkınca oda turu. Hadi devam edelim. Oda turu. Günaydın. Gördünüz mü nasıl oldu planım? Evet. Şimdi oda turu. Çok büyük, gene gez bitmez bir odamız var. Bakayım. Boş. Bomboş, güzel bir mini buzdolabı. Kahveler, bir şeyler. Böyle bir dolap. Buzdolabı mı? Az önce uyandım. Banyo. Aa, banyosu çok güzel, gel. Yani banyonun %99'unu duşu oluşturuyormuş zaten. Buralarda hiçbir şey yokmuş. Neden giremiyoruz buradan daha fazla? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kendinle mi selamlaştın? Belki o anda giren olur. Aleyküm. Abi selamünaleyküm, ben geldim izlemeye başladım demiştir. Ona az yaptım. Aleyküm selam kardeşim. Ay, Eskişehir var ya, şu an uyandık ve hava böyle ayazımsı. İleri yol sanatı diyorlar ya, motosiklet sanatı. Evet. İleri park sanatı bak. Bu ne ya? Motorunuza uygun alanı bulup ona göre bir park alanı oluşturmanız gerekiyor. Başka bir motora çarptım, düşürüyordum. Orkun'un motoru. Eskişehir'de okumayı düşünen arkadaşlar varsa... Vazgeçtirdi daha. 3.30 donsunlar. Ben sabah, bak yemin ederim size, tamam çok güzel şehir ama şunu da söyleyeyim. Sabah okula giderken ağlayarak giden üniversiteli İzmirli kızlar görürdük biz. Evet. Ağlıyor ya, üniversitede ağlıyor okula giderken. Acıdan ağlıyor soğuktan. Öyle soğuk olur. Ama asla yılmayın okumaktan. Alakasız. Evet, böyle bir dezavantajı olabilir ama avantajı çok bir şehir. Ama gelenle gidemiyor bir daha Eskişehir'e. Öyle sever, bir alışıyor seviyor ki. Şimdi kahvaltı bölümüne gideceğiz. Ben bir merak içerisindeyim. Başka bir motosiklet grubu da yan tarafa çökmüş. Şşş, daha dur ulan yan oteli. Kardeşim bir dakika ya. Burası bizim... Lan bizim bölgemiz, bizim motosiklet çetesinin bölgesi burası. Ben demedim mi burada başka motor sesi duyulmayacak diye? Doğu Eskişehir bize ait. Batı Eskişehir onların. Bu bir sonsuz anarkist, sonsuz odarat. Aynen, gidip şimdi onların motosiklet barlarını basacağım. Şöyle yapacaksın bak. Deyip vuracaksın. Nereye? Motosikletine. Hayır, barın içine gireceğim. Ha, gece kulübü barına. Gireceğiz, odalarındaki mini barlara vuracağız. Barlarını basmışız gibi. Çok mantıklı bir fikir değil mi mini barlarına? Giriyoruz odalara teker teker, mini barlarına böyle vuruyoruz. Ha. Bunlar geyik tabii yani. Motorcu dediğin böyle tehlikeli. Sizce tehlikeli olabilir mi? Motordan pişik olan adam ne kadar tehlikeli olabilir ya? Neyse, geçti arkadaşlar. Öyle narin bir vücudun vardır. Gel bir. Buradaki en iyi motor bu. Yani görsel olarak diyorum. Abi bakar mısın? Bak, kapatmış gördüm. Akıllı insan. Yıllarca bu işi yapmış bir gerçek rider. Nasıl kapatmış her şeyini? Çok şekil ha. Çok şekil. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Niye bu tonda konuşuyorum ben de bilmiyorum. Bazen şey geliyor böyle şu ceketlerle falan. Kes kes kes. Heh. Bir üst kat, R. Yavrum biz İzmitliyiz, bizde R yok. Bizde R olsa İzmirli olurduk. Hadi bakayım. Afiyet olsun, afiyet olsun. Z
Güzel mi kahvaltı? Oo, patates kızartması mı? Hocam siz pilates hocası değil misiniz? Bu ne hayırdır ya? Üf, sabah sabah bayılırım biliyorsunuz. Sadık abim dünya vücut şampiyonuydu bu arada. Değil mi? Doğru. Yemiş tabii yemeklerini. Bizim yiyeceğimizin 5 katını yemiştir. Ha, Sadık abinin fotoğrafını koyayım mı? Koyalım fotoğrafını. Şuraya koyalım fotoğrafını. Bir şok olun Sadık abinin fotoğrafını görün. Kahvaltıda gelişme evet, var. Evet bak 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 şu kısım var ya benim şu an ha, mutlu etti ötesi. Börek var, simit. Farkındasın Orkunlar uyanamadı. Gelmiyorlar. Oo menemen güzel. Çok acayip bir organizasyondayız. Bu Adana çetemizin ritüellerinden birisidir. Ne zaman ki yeni bir üye alındı, bir tören düzenliyoruz. Eskişehir'e geliyoruz önce. Sonrasında da şöyle kasklarımızı diziyoruz. Beni kasklarla çek. Güzel. Hazırsın Ceyda. Değilim. Benim gözümde aşırı hassasiyet var. Gözlüğünde. Gözümde. Salonda bile gözlük takıyorum ben bazen. Geçen AVM'ye gittik, rezil olduk. Gözlükten dolaşıyor AVM'de. Allah'ım hassasım ya. Hayırım, yeşil gözlerde olur derler. Renkli gözlerde böyle bir hassasiyet. Ay götüm. Yavrum, renkli göz bozuk göz demektir. Baş parmağıma yara bandı takmıştım. Tuşlara basamıyorum. Çok saçma. Takmasaydın o zaman. Tırnağım kırıldı. Tehlikeli şeyler oluyor arkadaşlar. Tırnağım falan kırıldı. Böyle bir ortamdayız. Aynen öyle. Adventure'sa adventure. Adventure'sa tırnak kırılacak. Hayret bir şey. İki tane çakıldan geçtik. Yanlış mıyım başkanım? İki tane çakılın üstünden atladık. Neler oldu? Ben pişik oldum. Kolay mı? Evet. Zor işler. Gidiyoruz. Dur dur. Öteki çetenin motorlarının yanından geçeyim. Gözdağı veriliyor şu an. Gözdağı verildi. Benzinlikteki pompacı abi diyecek ki sabah sabah anasını satayım. Bu ne ya? Böyle bir tuvaletimin gelmesi yok. Sakın motora yapma. Sakın. Aa ben hep motora yaparım biliyorsun. Çıktık mı? Tamam. Şansa bak. Günaydın. Aa günaydın. Şimdi sizi çok seviyor. Ben tanıştırdım. Eskişehir'de olduğunuzu duydu ama ben karşılaştım. Cans. Cans. Şu an dönüyoruz bir de yani. Selam söyle arkadaşına. Hadi görüşürüz. Görüşemeyiz zaten. Görüşemeyiz. Daha aşıktayız beraber. Canların arasında sıkıştım kaldım. Bakın iki tane can sağ ve sol. Evet. Allah'tan cancıklar değil. 20 lira yetiyor mu sana benzin için? Evet. 20 lira ne alayım ben? Ne kaç para lazım? Bilmiyorum kaça dolar. 50. Ver. 50 tamam. Az mı? Yok yeter. Ya da 100 mü vereyim? 50 yeter. Çok doldurmayacağım zaten. Bir daha uğraşmam. Bu sanki fazla alabiliyoruz. Alabileceğimiz maksimum belli zaten. Benimki çok fena koyuyor ayakkabımın altı. Böyle bir şey yok. Benim de kayıyor. Bu ne ya? Burada bütün köpekler kendi mi geziyor ya? Bu çok tatlı ya. Eskişehir sokak lezzetleri yapalım mı? Olur. Ben çok güzel yerler biliyorum. Oley. Biz yeni evlenmiştik de arkadaşlar. Ben hep bu yoldan gidiyordum eşimi görmeye. Eşim yani Ceyda oldu kendisi. Heyecanlanıyordum hep böyle yola çıktığımda. Ay diyordum 3-4 saate göreceğim onu. Ay canım. Çok zor zamanlardı o konuda. Çok özlüyorduk birbirimizi. Ama her hafta geliyordum değil mi? Bazen evet. Bir hafta gelemiyordum. Ne zor oluyordu hatırlıyor musun? Canım beni. Şu an sarılıyorum sizi görmüşsünüz. Hoca sayım yapıyor. Herkes buradan diye bakıyor. Aha! Ya bu kardeşim ölüme mi gidiyorsun? Kaçta gidiyorsun? İki arkadaşımız bizden ayrılıp başka bir tatil beldesine geçecek. Safranbolu'ya gidiyorlarmış. Biz de gidelim. Bak çok güzelmiş Safranbolu. İnşallah. Amasya. He? Amasra mıydı yoksa? Neresiydi kız? Amasya. Amasra. Ay. Ne yapıyorsun Cedi? Ne alakası var? Çok bir tane daha at. Ben de oynayacağım. Hayır. Çok fazla paramız yok. Tamam bir tane daha at. Ne alaka ya? Tutar mısın şunu? Hayır. İyi izle şimdi. Alamadım. Hıçkırık tuttu beni. Hayır hayır bir şey ya. Pişmaniye. Olmazsa olmaz. Ve Ceyda kasabalı. Bir insan yoldan niye güveç alsın abi? Anlamıyor ki. Alabalık yağı varmış bel ağrısı için. Bu şey değil mi ya? Süper Dandik YouTube kanalı yastığı. Anladın mı? Bir tane YouTube yastığı bir de bunları koyup yalansa doğru deyin. Doğru. Seç beğen ol, seç beğen ol karşıyı. Beyaz olanlarda da mıcır olabilir. Peki bunu nasıl kontrol edebiliriz? Mıcır mıcır bizim çok tatlı. Gözlere bakar. Ortada bir tane beyaz bir şey ortam var. Ortam böyle. Ya, görünen mıcıra dikkat parmak kaldırıyorum. Peki ben bir yerde bunu denedim. İlerideki yine koyu siyah olan asfalt önceki kaymıyor diyor. O da kaymamak zorunda mı? Çok akıllı bir çocuk bu. Az önce burada romantizm yapıyorduk, sarılıyorduk. Hoca biz öyle baktık. Yeri mi burası dedi. Evet yeri. Doğru yeri. Biz kapatalım kızıyorlar bize. Brief. Briefing. Şimdi brief şu anda veriliyor ya. O yüzden briefing oluyor değil mi? ING takısı alıp. Güzel miydi? Şimdi. Çabuk motorumuza koşalım. Ceyda çıkıyorlar gene. Eyvah. Orkun motorun üzerinde şöyle mi duruyor? Ama onun boyun yere yakın olmasından kaynaklı motorun. Gidonu çok aşağıda. Onun gidonu ile istediğin yere gidon ama güzel.
İnanılmaz bir an yaşandı. Işıklarda duruyoruz. İnanılmaz. Gidiyordum abi. Şeyim, güneş vizörüm kapalı ama normal camım açık. Bir şey geldi böyle. Sinek sandım. Ve çenede geziyor. Ve takılıyor. Ve şey yapıyorum. Parmağımla çıkarmaya çalıştım. Bir an çıktı sandım böyle. 15 dakika falan biz bununla gittik. Sonra ışıklarda durunca Fırat'la Ceyda'ya dedim ki ya bir baksanıza sinek var. Bir şey var galiba içinde dedim. Arı mı dedim? Arı dedi Ceyda. Parmağıyla böyle ite ite çıkardım. Böyle içinden yuvasından çıkan arı gibi. O hızla sana çarpınca o kafayı yedi bence. Sersemleşti. Yoğurt yani. Güzel. Abi yoğurt efsane görünüyor bu arada. Vallahi. İnegöl köftesi, İnegöl. Burası çok güzel. Çok önemli. Helal olsun. Buranın adı ne? İnegöl köftecisi. Aha. Yavrum. Köftemizi yedik. Yedik. Orkun'a hesabı kilitledik. Tam o ara ben diyorum ki tuvaletim geldi. Ceyda diyor ki abi ben şurada bir şey gördüm ona bakayım diyor. Döndüğümüzde Orkun ödemiş oluyor. 10 milyon abonesi var kardeşim yani ödesin artık. Biz sanırım buranın en eski, en köklülerinden, en geleneksel İnegöl köftelerinden birini şey yaptık galiba. Abi iyi ki mont giymişsin ya kardeşim. Altında eşofman üstünde mont. Kardeşim o nasıl korunma öyle ya? Kardeşim senden güvenlisi valla sınır güvenlik ya. Böyle bir şey yok yani. Google'a full güvenlik yazınca senin fotoğrafların çıkıyor ya. Kardeşim geçen bilgisayara virüs bulaştı. Bilgisayarın tuşuna bastın silindi. Güvenlik duvarı gibisin maşallah. Kardeşim emniyet şeridi gibisin ha. Her daim güvenlisin. Gerçekten helal olsun. Kardeşim geçen sene G3 güvenlik zirvesinde konuşmacı olarak çağrılmışsın. Hak etmişsin kardeşim. Kardeşim güvenlik çemberi oluştururlarken önce seni çağırıp senden izin alıyorlarmış. Kardeşim güvenlik anahtarına senin adını soyadını yazıyorum. Her türlü kabul ediyor. Kardeşim az önce yanımdan sen mi geçtin ya? Allah kendimi çok güvende hissettim. Kanka müteahhit misiniz? Ya şey için sordum ya. Geçen bir şantiyede senin fotoğrafların vardı. Önce iş güvenliği diye. Senin böyle pozunu koymuşlar. Ha anladım abi. Güvenlikten kaynaklı. Tamam abi yakışır. Bu ne güvendir ya sendeki? Tüm ilişkiler seni arıyor her yerde. Gördüğümüz gibi anladık. Kardeşim Tekirdağ bütün güvenlik kameralarını kaldırmış. Yerine senin fotoğraflarını asmış. Helal olsun. Hadi bakayım. Kardeşim az önce senin güvenliğini gördük. Şimdi onu konuşmak için önce durdurdu. Bize örnek veriyor. Güvenlik açığınız var dedi. Arkadaşlar kapatın dedi. Evet. Güvenlik açığı vardı ama bayağı gerçekten çocukta. Aslanım öyle şey mi olur? Sadece mont giymişsin. Yapma. Kendine dikkat et. Sevgiler sana. Canlara selam, derslere devam. Hadi bakalım. Abi ülkeyi motorla gezerken güzelliğini daha iyi fark ediyorsun. Evet, gerçekten evet. Öyle. Yani harika bir yapısı var yani şey, doğası var ülkenin ya. Bak, biraz eğileyim de bak hadi. Oha! Az önce düşürdüm motor arkadaşlar şurada. İyi hadi düşmedim demezsin. Düşüşümüzün komikliğini görseniz gülmekten ölürsünüz. Düşmek de değil. Bak Ceyda'ya dedim ki atla dedim. Bir baktım Ceyda sağda koşuyor. Ben motoru bıraktım. Ben de yanına koştum. Beraber koştuk. Motoru da kaldıramadık. Yani. Motoru kaldıramadık. Oradan işte köyden birileri geldi yardım etti. Gerçi buna tabiri caizse yan yatmak deniyor. Evet tam düştük diyemeyiz ama yan yattık. Çamura battık diyebiliriz. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. My bestie, your bestie. My girl, your bestie. Çikina çikaye. Çikina çikaye. Evet arkadaşlar düştükten sonrasını gösterelim. Motorumuzda ufak tefek hatalar oldu. Şu döndü. Bakın şu. Şöyle düştüm bakın. Almıyor mu? Almıyor. Sen kim almıyorsun kardeş? Pardon abi. Biz burada baştan bekliyoruz arkadaş. Koray düzeltti orasını. Sorun yok artık. 10 numara 5'i tamir ettik. Tamir gördü. Allah 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 İstanbul çıkartmış. Eyvah o trafik ne abi? Pazar akşam okey. Patenle yapıştırmışlar. Ana! Çok tehlikeli. Ortam şu anda inanılmaz. Ortam Hindistan'a döndü la. Let's get down, let's get down business. Ne oluyor ya? Yıllık bir turnuva. Turnuva mı? Bir gezi oldu. İki bir elimde yok. Sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Ve sizi seviyorum canlar. Kendinize iyi bakın. İleride gidiğiniz için teşekkür ederiz. Love landık. Bye bye.